Yaz sıcağında mis gibi tatil yapılır. Evde bütün gün boş boş yatılır. Envai çeşit oyun oynanır ama iş ders çalışmaya geldi mi? Anne kafam yanıyor. Anne kafam gerçekten yanıyor. O zaman yazın ders çalışırsan neler başaracağını hemen anlatayım. 1. Geçtiğimiz yıla dair muhakkak eksiklerin vardır. Yazın çok kasmadan, yorulmadan bu eksiklerini kapatma fırsatı bulacaksın. Tonguç yaz kampları da bu konuda en iyi destekçin olacak. 2. Yazın yaptığın çalışmalar senin temelini güçlendirecek ve okullar açıldığında uzun saatler ders çalışmak yerine kısa süreli çalışmalarla konuları daha iyi kavrayacaksın. 3. Yeni sınıfına başlarken tedirgin, endişeli ya da kaygılı olmak yerine kendinden emin ve özgüvenli bir şekilde yeni sınıfına başlayacaksın. 4. LGS öğrencisiysen yaz aylarından itibaren 5, 6, 7. sınıf eksiklerini kapatıp 8. sınıf konularına ufak ufak giriş yapabilirsin. Bu sayede sene içerisinde yeni nesil soruları çok daha kolay çözersin. Ayrıca İskoç bilim adamlarının yaptığı çalışmalar yazın ders çalışan öğrencilerin %74'ünün okul derslerinde daha başarılı olduğunu söylüyor. Ha, İskoç bilim adamıysa doğrudur o zaman. Yine de herkes tatilden story atarken evde sıcak havada ders çalışmak çok sıkıcı olabileceği için birkaç tavsiye vereceğim. Öncelikle sıcaktan bunaldığın zamanlarda kendine soğuk bir içecek hazırlayıp dersin başına öyle oturabilirsin. Çok şükür yarım. İçecek tarifi için de Tonguç Akademi'de yaptığımız bu harika videolara bir göz at. Evin sıcak yerlerinde ders çalışmak yerine balkon ya da pencere gibi yakınındaki havadar yerleri tercih et. Ayrıca dışarıda gölge ve serin bir yerde ders çalışma fırsatın varsa bu fırsatı kesinlikle değerlendir. Özetle nerede olursan ol, tatilde, köyde ya da evinde, haftada 3-4 gün, günde 1 saat bile olsa planlarına muhakkak ders çalışmayı ekle. Şimdi size soruyorum videoyu izleyen güzel ve yakışıklı genç insanlar. Sizce yazın ders çalışılır mı yoksa çalışılmaz mı?